billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve muvaffa dersu saminu vel erba'une min mebhesil ilahiyat. Bu yıl mebhesil ilahiyatın 48. dersi değil mi? Dün 47. bugün 48. dersini okuyoruz. Ve muvaffakun me'huzun minet tevfiqi. Muvaffak, tevfikten me'huz nedir? Me'huz ismul mef'udur. Yani tevfik mesterinin ismul neydi? Mef'udur. Tevfikun tefrih babındandır. Muvaffak da ismul mef'udur. Me'huzun muştakun arasında fark. Me'huzun am muştakun has. Muştak denildiği vakit bütün harfler aynı olmalı. Zayid harflerin asıl harfler aynı olmalı. Me'huz deyince asıl harfleri bir olduğu mu olur? Mesela diyor İstihraç, minel furuci. Me'huzun minel furuci desen olur. Mustahrecun, minel furuci desen olur. Ama desen muştakun minel furuci, mustahrecun, hurucdan muştak değil, istihraçdan muştaktır. Ve huve, tevfik da lügaten ettelifu beynel eşyai. Eşya arasında telif yapmak, eşyaları bir araya getirmek, eşyaları münasebeti riayet etmek suretiyle bir araya getirmek. Hakkı takdim olan takdim, hakkı tahir olan tahirdir. Ve şer'an, tevfik şer'an, biliyorsun çok kitaplarda geçiyor, ihtilafli tarifler vardır tevfik hakkında. Ve şer'an halku kudreti ta'ati fil abdi. Abde ta'atın kudretini halk etmektir. Halku kudreti taati fil abdi. Bir abde taat kudretinin halkı varsa bir ne? Bir abde taati eda etmek için lazım olan kudretin halkı varsa bu adamda tevfik. Halku kudreti taati fil abdi. Bak halku taati demiyoruz. İster taat olsun, ister taat olmasın. O kudret ki onunla taat gerçekleşiyor, o kudretin halkı varsa o tevfiktir. Tarifin devamında ve hel yuhtacu li kavlihim ve teshilu sebilil hayri ileyhi. Buna ihtiyaç var mı, yok mu? Ev kavlihim ve da'iyeti ileyhi. Yani halku kudreti ta'ati, halku da'iyeti ileyha. Buna gerek var mı? Yok mu? Da'iyet ne demek? Eyl meyli nefsani ile ta'ati. Da'iyete, ta'ata olan meyli nefsani demektir. Ve hel yuhtacu li kavlihim ve teshilu sebilil hayri ileyhi. Ev kavlihim ve da'iyeti ileyha. Ev la yuhtacu li zalike. Buna ihtiyaç var mı? Yok mu? Hilafın burada ne var? Hilaf var. Mebnun alel hilafi fi tesiri kudreti taati. Kudret-u taat ne demek? Kudret-u taatın tersinde hilaf var. Kudret-u taati bu şekil tefsir edenlere göre ihtiyaç yok. Şu şekil tarif edenlere göre ihtiyaç var. Şimdi o tefsirlere geliyoruz. Geri dönelim. Halku kudreti taati fil amdi. Ve hel yuhtacu li kavlihim ve tesilu sebilil hayri ile. Önce tesilu merfu okuruz. Halku üzerine atıf yaparız. Tevfik nedir? Halku kudreti taati tesilü sebilil hayri ili. Bu tesilü nedir? Merfudur. Halku üzerine nedir? Matuftur. Yoksa ve tesilin mecrur okuyup kudreti üzerine atıf etmek suretiyle halku kudreti taati halku tesili sebilil hayri ili değil. İkinci bir husus ileyhideki demir nereye gidiyor? Taata gitmesi daha iyidir. Ve tesilu sebilil hayri ileyha. Taata hayr sebilini kolaylaştırmak. İleyhi değil de ne okuruz? İleyha okuruz. Nereye götürürüz? Taata. Ve yahut da ileyhi kendi manasındadır. Yani ha, abda gidiyor ila ala manasındadır. Ve tesilu sebilil hayri aleyhi.
abd üzerine hayr-ı sebiline etmek, kolaylaştırmak. En iyisi bunu yapmak. Ha, ev kavlin ve da'iyyeti ileyhan. Bak bu sefer ve tesilü merfi okurduk, halkun üzerine atfediyorduk. Öyle değil mi? Bu sefer ne diyoruz? Ve ta'ati okuruz, halku kudreti ta'ati, halku da'iyyeti ileyhan. Ve da'iyyeti okuyamayız. Ettevfiku edda'iyyeti ileyha olmaz. Ettevfiku halku da'iyyeti ileyha. Halku kudreti ta'ati abdi, halku da'iyyeti ileyha. İleyha ha bu sefer nereye gidiyor? Mecbur ha olduğu için ta'ata gidiyor. Hem abd-i yüce Allah ta'atın kudretini halk ediyor, hem o ta'ate meyle nefsani ne diyor? Halk ediyor. Kudret bu. Bak ve da'iyyeti ileyha ne demek? Eyl meyli nefsaniyi. Da'iyyet meyli nefsani demek. İleyha ila ta'ati demek. Hel yuhtacu li kavlihim ev la yuhtacu li zalike. Li zalike ve teslilu sebil hayri ileyhi ve da'iyyeti ileyha gidiyor. Mazzukire itibariyle. Ve yahut da oradaki atıf evladır bak. Li kavlihim ev kavlihim. Matuf bi evet zaten demir-i müfred ne olur? Raci olur. Buna ihtiyaç var mı yok mu? Hilafun yani fihi hilafun. Bundan ne var? Hilaf var. Mebniyun alel hilafi fi tesiri kudreti taati. Hilafun mebniyun alel hilafi fi tefsiri kudreti taati. Taat kudretin tesirindeki hilafa mebni bir hilaftır. Bir bakalım kudret-u taati nasıl tesir etmişler? Hilaf nasıldır? Hangisine göre nasıl ihtiyaç var buna? Bu iki şeye tesir-ü sebil-i hayri ile ve da'iyet ile hangi tesire göre ihtiyaç var? Hangi tesire göre ihtiyaç yok? Hem taatın tesirlerine bakalım, hem hangisine göre ihtiyaç var, hangisine göre ihtiyaç yok onlara bakalım. Fefessereha taati ne etmiş? Fefessereha taati tesir etmiş. İmamul Haremeyn. İmamul Haremeyn taati tesir etmiş. Neyle tesir etmiş? Bi selametil esbabi vel alati. Bi selametil esbabi vel alati. İmamul Haremeyn demiş taat ne demek? Selametul esbab, selametul alat demek. Oldu. Şimdi önce esbab nedir? Alat nedir? Bunları bir açıklayalım. Bir bakalım buna göre ve tesir-i sebil-i hayri ileyhi buna veyahut da ve da'iyeti ile bunlara ihtiyaç var mı yok mu bu tesir-i göre? Vel muradu minel esbabi esbabdan murad el eşyaulleti o eşyalar ki tekunu hamileten alel fiili tekunu oluyorlar o esbab hamileten yani hamileten lil fa'ili alel fiili. Fa'ili fiile ne diyorlar? Fa'ili fiile hamle diyorlar. Tamam. Esbablardan murad nedir? Vel muradu minel esbabi. Esbablardan murad. El eşyaulleti o eşyalar ki tekun hamileten alel fiili. Nedirler o esbablar? Hamile alel fiildir. Yani fa'ili, fi'le hamleden, fi'le sürükleyen eşyalara ne denilir? Esbablar denilir. Peki, esbabları öğrendik. Fa'ili, fi'le hamleden, sürükleyen eşyalar. Vel muradu minel alati. Alatlardan murad. El eşyaulleti yahsulu bihel i'anetu alel fi'l. O eşyalar ki, onlarla fi'l üzerine i'ane, yardımlaşmak oluşuyor. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Fel örnek getiriyor. Esbablardan bir örnek getiriyor. Alatlardan bir örnek getiriyor. Fel ma'ullezî yutevadda'u bihi. O su ki onunla ne yapılıyor? Abdest alınıyor. O minel esbabil örfiyeti lissalati. Namazın örfi sebeplerdendir. Öyle değil mi? Yani ma
kişiyi salata ne ediyor? Abdest suyu kişi namaza sürüklüyor, hamlediyor. Esbabların örneği ne gibi? Abdest suyu gibi. Vel a'da'u leti tuhavvelu biha ta'atu. O a'dalar ki tuhavvelu biha ta'atu. Onlarla ta'at yapılıyor. Onlarla ta'ate tenavül ediliyor. O da alatun laha. O da nedir? Salatın aletleridirler. Ayak, el, baş, bunlarla namaz eda ediliyor. Öyle değil mi? Bunlar nedirler? Bunlar aletlerdirler. Nedirler? Aletler. Su nedir? Su da esbablardandır. Oldu mu olmadı? Şimdi gidelim geri dönelim. Ve ala hâzâ tefsiri. Bu tefsire göre feyuhtâcu li mazzukiye. Tefsirü sebil hayri ileyhi ve yahut ve da'iyeti ileyhâ'ya gerek var. Niye? Ya niye lihrazi kafiri? Kafiri çıkartmak için. Şimdi kalb-ı kudreti ta'at fil abdi. Öyle değil mi? Kalb-ı kudreti ta'ati fil abdi. Ta'at ne demek? Taat selametül esbab alattır. Kafirde de selametül esbab alat var. O zaman kafir de nedir? Kalb-ı kudreti taat fil abdi demeyle kafir de girdi. Ama tesirü sebil hayri ileyhi deyince veyahut da ve da'iyeti ileyha deyince kafirde işte bu yok. Kafire tesirü sebil hayri yoktur. Ege ileyhi abda giderse kafirde meyli nefsani yoktur. Eğer taati İmamul Haremen gibi, İmamul Haremen yaptığı gibi selametül esbabi vel alati ile tesir edersek tesirü sebilil hayri ileyhi ve daiyeti ileyhi ihtiyaç var. Niye? Kafiri çıkartmak için. Olur mu olmadı? Biri derse kafirin çıkartması caiz midir? Uygun mudur? Kafirin tevfiki yok mu diyor? Evet. Fe innehu leysi muvaffakın. Kafirine değil. Muvaffak değil. Kafir muvaffak değil. Ha demek bu fe innehu illetun lissihati ihracil kafiri. İhracu kafirin sıhhatinin neydir? İlletidir. Fe innehu leyse muvaffakan. Fe innehu leyse muvaffakan. Kafir ne değildir? Kafir muvaffak değil. Öyleyse kafirin ihracı gereklidir. Öyle ise tesilü sebilil hayri ile yahut da ve da'iyeti ileyhâ'yı bu ikisinden birini zikretmesi lazım. Ta ki kafir çıkarılsın. Çünkü kafir muvaffak değil. Öyle değil mi? Fena öyleyse muvaffak. Muvaffak değil mi? Anallâhâ halâka fî kudret ve ta'at bilmâne sâbıkî. Bu mâne sâbıkla selâmetül esbab âlâttır. Kafirde kudret-u ta'at vardır bilmâne sâbık ile. Ama kafir muvaffak değil. Ne yapmak lazım? O zaman kafiri çarpması gerekiyor. Dolayısıyla tesilü sebilil hayri ileyhi veyahut da da'iyeti ileyhayı ilave etmek lazım. Ta ki muvaffak olmayan kafir ne yapılsın? Çıkarılsın. Yalnız yukarıdaki esbabları suyla örnek vermesi elleti tekunu hamlete anifeli demesi yerine desedi esbablar nedir? Ma yetevakkafu aleyhel fi'lu ve lem tekun müessireten fihi mübaşereten kafidi. Şimdi hakikaten öyle. Şimdi sebep nedir? Diyelim kudret, da'iye. Bunlar olmadan fiil olmaz. Ama bil fiil mübaşir değiller. Bunlar fiilden öncedirler. Bir kişi de da'iyete nefsi olmadan, kudret olmadan da'at olmaz. Öyleyse kudret, da'iye sebeptirler. Birer sebeptirler. Niye birer sebeptirler? Çünkü da'at fiili bunlarla oluyor. Da'atın fiili bunlara tevakuf ediyor. O mübaşer olarak ne derler? Mübaşer olarak müessirdir. Yani bir fiil mübaşereten müessir değildir. Sebep odur.
Sebep o şey ki olmadan fiil olmaz. Fiil onu tevakkuf ediyor. Yalnız bil fiil öyle değil mi? Mubaşir olarak fiilde tesir yok. Çünkü fiil daha olmamış. Sebep budur. Aletlere gelince alet o ki bil fiil ne ediyor? Bil fiil fiilden mubaşir olarak fiilden nedir? Mubaşir. Yani azalar, ayak, el, göz, kulak, beyin, yani akıl. Bunlar bil fiil mubaşirdiler taat. Taat bunlarla yapılıyor. O zaman bunlar alettirler. Peki kudreti ala taat, daiye. Bunlar da olmadan fiil olmaz. Ama fiil, bil fiil bunlarla yapılmıyor. Bunlar mubaşir, mubaşir değiller. O zaman bunlar nedirler? Esbabdırlar. Esbab ma yetevakafu aleyhil fiil velakin lem yekun müessiren bil fiil. Aletler ma yetevakafu aleyhil fiil ve yekun müessiren bil fiil. Bil mubaşire. Böyle desen daha iyi olur. Çok yerlerde bu şekil geçiyor. Demek ki İmam-ül Haremeyn'in taati tefsir ettiğine göre ve tesilü sebil hayri ileyhi ve daiyeti ileyhayı ilave etmek lazım ta ki kafir çıksın. Niye? Çünkü kafir muvaffak değil. Muvaffak olmamayla birlikte İmam-ül Haremeyn'in taat için yapmış olduğu tefsir şamil geliyor. Mecbur bunu ziyadetü tesili sebilil hayri evi daiyeti ileyhayı yapmak suretiyle, bunları ziyade etmek, bunlardan birini ziyade etmek suretiyle kafiri ne etmek lazım? Kafiri, yok. Ziyade etmek suretiyle kafiri çıkartmamız gerekiyor. Neyle çıkartıyoruz? Ve teslus sebil hayri ileyhi veyahut da ve daiyeti ile bunlardan birini ilave etmek suretiyle muvaffak olmayan kafiri ne ediyoruz? Çıkartıyoruz. Niye? Çünkü taatın tefsiri kafiri de kapsıyor. Harbi kafir, kafir muvaffak değil. Bu iki kıyıdan birini getiriyoruz kafiri çıkartmak için. Oldu mu? وَفَسَّلَهَا الْاَشْعَرِيُّ Eş'ari de bakın taati neyle tefsir ediyor? بِالْعَرَدِ الْمُقَارِنِ لِلْطَاتِ بِالْعَرَدِ الْمُقَارِنِ لِلْطَاتِ Taatla mukarin olan, bak taatla mukarin olan arad. Taat nedir? Şey, heyya taat nedir? Taat el aradul mukarinu taati ve fesere neyi tesir etmiş? Bu tevfik değil mi? Kudret-i taat. Kudret-i taat. Dur bak. Fe fesere he imamul haremeyn habis taata götürüyor da kudret-i taat. Kudret-i ne? Taat. Ve fesere he eş'ariyu. Kudret-i taat eş'ari tesir etmiş. Bil aradil mukarini li taati. Taatla mukarin olan aredle tefsir etmiş. Bil aredil mukarini li taati. Taatla beraber olan ared. Ne? Taatla beraber olan ne? Olan ared. Peki kafir girdi mi? Yok. Kafirin taati yok ki hatta ki o taatla beraber ared olsun. Evet. Tevfik o ara demektir. Ama bak burada anlaşıldı ki ve teslu sebilil hayri ileyh yahut da ve daiyeti ileyhanın ziyadesine gerek yok. Zaten kafir girmedi. Kudret-u taatın ta girmedi. Kudret-u taatla kafir çıktı. Bak o da diyor ve ala hazı tesiri fela yuhtacı lima zükire. Ve teslu sebilil hayri ileyhi yahut da ve daiyeti ileyhanın bunların ziyadesine gerek yok. Niye? Liennel kafire haricun min evvelil emri. لأن الكافر خارج من أول الأمر. نية إذ لم يخلق الله فيه قدرة طاعته بهذا المعنى. Bu manayla yani arada mukarren li taat manasıyla yüce Allah kafirde kudret-i taati yaratmamış. Kudret-i taatla kafir zaten ne oldu? Çıktı. Ve tesilü sebilil hayri ileyhi yahut da daiyeti ileyha demeye gerek yok. Kafir çıkartmak için bu iki kıyıdan birini getirmeye, ziyade etmeye gerek yok. Oldu.
ve urida aleyhi. Yalnız Eş'ari üzerine bu esas var durmuş. Enne şahse mükellefun kabla taati. Bir şahse Müslüman taattan önce mükellef. Adam namaz kılmadan önce mükelleftir. Namazla mükelleftir. Öyle değil mi? Evet. Bak. Taattan önce mükelleftir. Ma ennehu halbuki şahıs kabla taattan önce ala kelami Eş'arî'nin kelamına göre leyse fi kudreti. Ondan ne yok? Kudret yok. Çünkü kudret arede mukarene bir taattir. Taat yok ki arede mukarene bir taat olsun. Arede mukarene bir taat olmadığı halde, kudret olmadığı halde abd nedir mükelleftir? O zaman feyriz-i mali teklifun acizi. Acizin teklifi lazım gelir. Ve huve memnu'un la yükellifullahu nefsen illa vesaha. Yüce Allah kimsenin gücünün dişinin gücünün fazlasını ona ne etmez, yüklemez. Yüce şahıs taattan önce mükelleftir. Halbuki kudrete taat yoktur. Arada mukarene ma taat yoktur. Ve uride aleyhi aleyhi alel eş'ariyyi. Oldu mu? Yahu da ve uride aleyhi ala tefsiril eş'ariyyi. Aleyhi fesserahadaki tefsire de gidebilir. Eş'ariye de gidebilir. Ve urida aleyhi enne şahse mükellefun kabla taati. Şahıs taattan önce nedir? Mükelleftir. Ma ennehu kabla ala kelami eş'arinin kelamına göre neyse fi kudretun. Ondan kudretu taat yok. Arada mukarene taat yok. Feyerzemu aleyhi teklifun acizi. O zaman teklifu aciz lazım gelir. Ve hum memnu'un. O da nedir? Memnu'dur. Yetrezi anladınız. Şimdi cevaba bakalım. Ve ucibe bi ennehu şahıs kadirun. Kadirdir. Demek ki şahsa kudret var. Ama bil fiil değil, bil kuvvetil garibeti. Bi ennehu kadirun bil kuvvetil garibeti. Kuvve-i garibeyle nedir? Kadirdir. Niye? Limmavşiden dolayı ki tesefe bihi. Şahs ona mutasip olmuş. Min selametil esbabi vel aladi. Selametül esbab var mı? Abde var. Yani eşya, hamil olan eşyalar var mı? Var. Onun tabirini kullanıyorum. Vel alati selametül esbab var. Yani o eşyalar ki İane alel fir onlarla gerçekleşiyor. Abde var mı? Var. Bunlar varsa o zaman abde kudret var. Ama kudreti bil fiil değil, kudreti bil kuvve garibe var. Kuvve garibe yani hemen ikinci derecede fiili yapacak kadar kudret var. Oldu mu olmadı? Ha demek ki şahıs kable taat mükelleftir. Ama kudret-i taat da vardır. Nasıl vardır? Arede mukarene-i taat nasıl vardır? Arede mukarene-i taat bil fiil yok ama bil kuvve var. Bil kuvve karibe vardır. Oldu mu olmadı? Ve haza bu cevap da binaun ala makalehu l-eş'ari. Ne demiş? Min ennel arede kel beyadi. Şimdi bu beyazlık, bu kapıdaki, bu duvardaki beyazlık diyor. Min ennel arede kel beyadi. La yapka zemaneni. İki zaman baki kalmıyor. Belil aradu fi hazez zaman. Diyelim şu anki beyazlık gayrul aradi fi zaman ile de kabile. Bir saat önceki beyazlık değil. Oldu mu? Ve hakeza. Ve hakeza. Falan zamandaki are önceki zamandan o zamandan önceki are değil. Bugünkü arad, dünkü arad değil. Dünkü arad değil, evvelki gün arad değil. Evvelki günkü arad, bir önceki arad değil. Bu hakeza. O zaman feyakun oluyor, arad kelma ilcari. Akan su gibi. Şimdi bakarsın önünde su akıyor. Su var. Bir saniye sonra yine var. Bir saniye sonra yine var. Ama her bir sonraki su, önceki suyun aynısı değildir. Aynı aradlar da öyle. Gördüğümüz her arad bir önceki arad değil. Eş'arinin bu görüşüne göre bizim bu ucibe bu cevap yerindedir.
Peki Eş'ari'nin bu görüşü doğru mu? Yani bir arad iki zaman baki kalmıyor. Vel hak enel arada yebka zamaneyni. Hak Eş'ari'nin gibi değil. Bir arad iki zaman baki kalır. Bir saat önceki beyazlık ile bir saat sonraki aynı yerdeki beyazlık aynıdır. Ve aleyhi hakka göre o arad baki kalıyor. İki zaman baki kalıyor. فَلَا مَانِعَ مِنْ تَقَدُّمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ عَلَيْهَا فَلَا مَانِعَ Hiçbirine yok. Mani yoktur. مِنْ تَقَدُّمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ عَلَيْهَا Ha şimdi biraz önce dikkat edin. Arada iki zaman baki kalmıyor. Ne olmuyor? Ha o zaman taata başlamadan önceki kudret âlidir. Taatla beraber olan kudret âlidir. O zaman taatla beraber olan kudret önce yokmuş. Önce neymiş? Yokmuş. Halbuki abd önceden mükellefti. O zaman acizin teklifi lazımdı. Ama hak o ki önceki kudret, yani taata başlamadan önceki abddeki kudret, taatla birlikte olan kudret aynıdır. Hak budur. Buna göre ve aleyh felan mani'a min takaddumil kudreti ala ta'ati aleyha. Ve aleyhi buna göre felan mani'a min takaddumil kudreti ala ta'ati aleyha. Ve aleyhi felan mani'a min takaddumil kudreti ala ta'ati aleyha. Anlıyorsun değil mi? Buna göre فَلَمَنْ مِنْ تَقَدُّمُ الْقُدْرَةِ عَلَى طَاعَتِهِ Taat üzerine olan kudretin takaddumu neyin üzerine? Aleyha taat üzerine takaddumunda hiçbir mani yok. Ne demek? Yani kudreti ala taat taattan önce olabilir. Önce de var değil. Sonra abd namaz kılarken namazla beraber önceki kudret devam ediyor. Oldu mu olmadı? O zaman kabla taat abd mükellef idi. Kudret-i ala taat da vardı. Taata başlarken o kudret taatla beraber devam etti. Oldu. Bazılar burada şöyle bir cevap da veriyorlar. Diyorlar, teklifin şartı olan kudret teklifin şartı olan kudret, o bir mana selametul esbab vel alattır. O arada mukarene li taat değildir. O zaman abd kadra taat mükelleftir diyoruz değil mi? Kudret var onda. Ama o kudret bir mana nel aradil mukarene li fiili, o kudret değil. Bir mana selametul esbab vel alat. Selametül esbab, selametül alet, alat manasındaki kudret öncede var. Teklifin şartı da o kudrettir. Arade mukarne marifiyet değildir. Evet. Böyle cevap da verenler vardır. Oldu. Tekrar edelim burayı. He? Tekrar gerek yok. Yani hani bu bizim bu yapılan sual cevap Eş'ari'nin aradi tefsir etmesine göre. O diyor arad iki zaman baki kalmıyor. Madem iki zaman baki kalmıyor o zaman biz ona itiraz yaparız. Evet. Sen diyorsun kudret arade mukarine bir taattir. Peki taata başlanmadan önceki kudret ayrı bir şeydir. Bu taatla beraber olan kudret ayrı bir şeydir. Taatla beraber olan kudret demek önce yoktu. Önce yoktu, abd önce mükellef değil. Kudret olmadığı halde nasıl mükellef olmuş? Demek acizin teklifi lazım gelir. Mecbur biz orada ne cevap veriyorduk? Ya işte orada kudreti arada mukane bil fiil bil kuvve garibe var. Evet. Bil fiil yok. Bil kuvve garibe var. Yani vardır hemen yakında o kudret fiile beraber. O an yok. Hemen bir müteakibine fiile beraber olabilir. Evet. Şu an namaz kılma gücüm var. Ama namazla beraber değil.
Ama kalktım namaza başlayınca bak namaza berber oldu. Kuvve garibeyle var dedik. Öyle değil mi? Bu eşare göre bu ihtiraz varat oluyor. Hani eşari aret iki zaman bakı kalmıyor diyor ya. Ona göre taat esnasındaki kudret ari, taattan önceki kudret ari. O zaman taat esnasındaki taata berber olan kudret önce yoktu. Önce yoktu. Biz hani halka kudret taat-ı adı diyoruz. Kudret nedir? Kudret-i taat nedir? Taatla mukarın olan aret. Taatla mukarın olan aret taat esnasında var. Taattan önce yok. Taattan önce yok. Abi nasıl mükelleftir? Tevfiki yok. Kudret-i taat yok ama mükelleftir. Nasıl oluyor? Biz mecbur cevap verip dedik kudreti kudreti bil kuvve garibe var. Bil fel yok bil kuvve garibe var. Teklif için bu kafidir. Teklif için bu ne? Kafidir. Ama şeye göre gidersek o adam geldi Muhammed Hoca söyle gel. Ama kime göre gidersek eşariye değil de hakka göre gidersek ne dersek dersek arad iki zaman ne ediyor? Arad iki zaman bakidir. Demek ki taatla beraber olan kudret taattan önce de var idi. Taattan önce de kudret var. Taattan sonra da taatla beraber de o kudret ne ediyor? Devam ediyor. O zaman ne olmuş oluyor? Ne olmuş oluyor? Kable taat abd nedir? Mükelleftir diyoruz. Evet. Aciz değildir. Kudret var. Ne var? Kudret var. Kudret-i maat-taat diyoruz. Taat yok ki kudret olsun. O kudret-i maat-taat önceden de vardı. Ama maat-taat önceden de vardı. Taat yaparken yine de var. Namaz kılarken namazı birlikte olan kudret, namaza başlamadan önceki kudret aynıdır. O zaman teklife aciz lazım gelmiyor. Kuvve garibeyle tefsir etmeye de gerek yok. Bu cevaba da gerek kalmıyor. Yani eşariye bu sualın varid olması, kuvve garibenin cevabına ihtiyaç olması eşarinin aredi tefsir etmesine göredir. Arad iki zaman baki kalmıyor diyor. Ona göre bu itiraz ona yapılıyor ve bu cevaba ihtiyaç olur. Ama hakka göre arad iki zaman baki kalıyor dersek eşariye bu sual vardı olmaz. Teklife aciz lazım gelmez. Kudret, taatla beraber olan kudret taattan önce de vardı. Oldu mu olmadı? Fetehassele min zalike. Bu benim bizim söylediğimizden ortaya çıktı ki enne fit tevfiki kavleyni. Tevfikten ne var? İki kavle. El kavlul evvelu. Ennehu tevfik halku kudreti taati fil abdi. وَتَسِلُ سَبِيلِ الْخَيْرِ اِلَيْهَا Bak اِلَيْهَا olursa mecbur neye götürürüz? Taata götürürüz. اِلَيْهِ olsaydı önce olduğu gibi abda götürürüz. İlâ mana aladı daha güzel. وَتَسِلُ سَبِيلِ الْخَيْرِ عَلَيْهِ عَبْدُ زَمَا خَلْقُ قُدْرَةِ تَعَاتِ فِي الْعَبْدِ وَتَسِلُ سَبِيلِ الْخَيْرِ اِلَيْهَا اَوِ الدَّعِيَّةِ اِلَيْهَا Yani خَلْقُ دَعِيَّةِ اِلَيْهَا Ya tesilü sebil khayri ileyha ilave ederiz. Ya daiyet ileyha ilave ederiz. Oldu mu olmadı? Evet. Ve fi ba'dil ibaretin halku kudreti taatin halku taati nefsiha ve huve zahirun. Zahir de budur. Ne zahir budur? Buna göre kafir girmiyor. Zahiri olarak da ne etmiyor? Girmiyor. Niye? Kafirde taat kudreti olabilir. Taatın halkı yok. Namazın halkı, orucun halkı kafirde yoktur. Bu tevfikin bu hakkında bu kavl, tevfikin bu tarifi öyle değil mi? Tarifi kime göre? İmamul Haremeyn'e göre ne yapıyor? Kudret-i taati selametul esbab vel alati ile ne ediyor? Tesir ediyor buna göre. Anlaşıldı değil mi? Bunu öğrendik mi? Vel kavlu sani bak eşareye göre ennehu tevfik
halku kudreti taati. Fil abdi. Halku kudreti taati fil abdi. Bak. Abde taatın kudretini yaratmak. Tesilü sebilil hayri ileyha. Evi daiyet. Ben ki ve daiyeti ev olması lazım. Buna gerek yok. Niye? Çünkü Eş'ariye göre kudret-i taat arada mukarene li taat-ı kafirde bu yok. Tesilü sebil-i hayr veyahut ve daiyeti ilahe ilave etmeye gerek yok. Ve hazanil kavullani, bu iki kavul mebniyani alel kavlani fi tesiri kudret-i taati. Kudret-i taat'taki kudret-i taat'ın tesirindeki iki kavulun kavula nedirler? Mebnidirler. Yani kudret-i taat, selametül esbab âlâ diyenlere göre konu nedir? İmamul haremeyndir. Ona göre birinci tarif yapılıyor. Kudret mana arede mukâmne li taattir diyenlere göre ku eş'arinin tefsiridir. Tevfik halku kudret-i taati fil abdi. Tesilü sebil-i hayri ile yahut ve daiyet ile gerek yoktur. Oldu mu olmadı? Bu bitti. Şimdi diyor hani bunun demeyle kafir çıktı. Tesir sebil-i hayri ileyhe ve daiyet ile bunu ilave ediyorsa ki ne olursun kafir çıksın. İkinciye göre halk kudreti taati fil abdi kafir girmiyor. Onun için ilaveye gerek yok falan diyoruz ya. Evet. Peki hep kafirin ihracından bahsediyor. Günahkar müminin tevfiki var mı acaba? Niye onun ihracından hiç ne yapılmıyor? Bas edilmiyor. Anladınız değil mi? Bakalım ne diyor. وَاِخْتِسَارُهُمْ عَلَى اِخْرَاجِ الْكَافِرِ Kafirin ihracı üzerine ihtisar etmeleri يَخْتَدِ اَنَّ الْمُؤْمِنَ الْعَاسِيَ مُوَفَّقٌ Demek mümin-i asi nedir? Muvaffaktır. Mümin-i asinin tevfiki ne yapılmış? Verilmiş. Onun için onun ihracına gerek görmemişler. Hep kafirin ihracı üzerine ne etmişler? Durmuşlar. وَاِخْتِسَارُهُمْ عَلَى اِخْرَاجِ الْكَافِرِ يَقْتَدِ اَنَّ الْمُؤْمِنَ الْعَاسِيَ مُوَفَّقُ Mümin-i asi nedir? Muvaffaktır. O ihtisar bunu istiyor. وَهُوَ الْحَقُّ Hak da budur. Hak da nedir? Budur. Mümin-i asi muvaffaktır. Oldu. Ama hilafen limen kâle el muvaffaku la yâsi. Bazıları diyorlar muvaffak kişi, tevfiki verilen kişi günah işlenmez. Niye? İzlâ kudreten lehu alel masiyyeti. Çünkü muvaffak kişi masiyet işlemeye gücü yok. O zaman muvaffak ne etmez? Günah işlemez. Öyleyse mümine asinin tevfiki yoktur. Kema ennel mahzule tevfikin tam zıddıdır. La yuti'u. Mahzul kişi itaat, taat edemediği gibi mümine muvaffak da isyan yapmaz. Niye? İzla kudreti lev ala taati. Mahzulun taate kudreti yok. Muvaffakın masiyete kudreti yok. Bunlara göre kafir muvaffak olmadığı gibi mümine asi da ne değildir? Muvaffak değildir. Oldu. Bildin değil mi? Ha, şimdi onların ihtisarı bunu istiyor. Şimdi diyor وَلَكَ اَنْ تَقُلَ الْمُوَفَّقُ لَا يَعْسِي Muvaffak kişi ne etmez? İhsan etmez yalnız alel itlak değil. لَا يَعْسِي مِنْ حَيْسُ مَا وُفِّقَ فِيهِ Bir şeyde birinin tevfiki verilmişse orada isyan etmez. Yoksa hiçbir yerde isyan ondan sadır olmaz demek değildir. O zaman asi kişi muvaffak olabilir. Asi kişi ne? Adam asidir. Bir yerlerde günah işliyor ama bir yerlerde muvaffaktır. Öyle değil mi? Ha tevfiki verildiği yerde günah işlemez. Vel mahzulu la yuti'u min haysu ma khuzile fihi. O nerede hizlanı yapılmışsa orada ne etmez?
Orada tevfine itaat etmez. Baş yerlerde itaat eden bilir. Oldu mu olmadı? Ha. Şimdi bu biraz söyleş tarzı farklı oldu. Yani veleken takule bunun ayesi budur. Yani kafir ihraç etmişler. Bu mümine asi muvaffaktır dedik değil mi? Bunu istiyor. Evet. Hak da odur muvaffaktır. Hak odur muvaffak. Ama bazen diyor muvaffak isyan yapmaz. Nasıl ki mahzur taat yapmaz. O doğrudur yalnız o diyor isyan yapmaz. Yani her yerde isyan yapmaz değil. Tevfiki verilen şeyde isyan yapmaz. Nasıl ki mahzurun hizlanı yapıldığı yerde taat yapmaz. Yoksa mahzul baş yerlerde taat yapabilir. Asi da başka yerlerde taat yapabilir. Bir kişi de hem hizlan olabilir hem tevfik olabilir. Bir kişinin bir taat fiilinde tevfiki var. Öyle değil mi? Diğer bir taat fiilinde tevfik olmayabilir. Anlaşıldı değil mi? Mesela bir mümin ki günah ondan sadır oluyor. Günahın sadır olmadığı yerlerde, taatın sadır olduğu yerlerde muvaffaktır. Günahın sadır olduğu yerlerde mahzurdur, olabilir. Oldu mu? Peki malum bir kişide hizlan da olabilir, tevfik de olabilir. Hangiye muvaffak, hangisine ne diyebiliriz? Hangisine muvaffak, hangisine mahzur diyebiliriz? Hangi kişide tevfik galipse ona muvaffak diyoruz, taat galipse. Hangi kişide hizlan galipse, adam-ı taat galipse biz ona ne diyoruz? Mahzul diyoruz. Demek mahzul muvaffak bihasebil galibdir. Bihasebi devam sürekli itibariyle değildir. Vakat su ile Cüneydül Bağdadi. Yanlış olmasam 303'te mi, 390, 290 küsürde mi ne vefat etmiş bir bakın. Yani mütesavvufçilerin reislerinden hem ruhsalarından biri hem eski mütesavvufçilerden biridir. 303'te mi, 290 o aralarda vefatı o aralardadır. Vakat suyla Cüneydu, yanlış olmasam Cüneyt'in Sırrı Sakati'nin yeğenidir. Sırrı Sakati Cüneyt'in dayısıdır. Vakat suyla Cüneydun eyasil veliyyu. Veli günah işleyebilir mi? Fe atraka başını eğdi. Sümme rafa'a ra'esehu ve kâle ve kâne emrullahi kaderen makdura. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Yani mümin veli hakkında bir günah takdir edilmişse o yerine gelir. Mümin de günah, demek veli de günah işleyebilir. Ama nedir? Tevbeyle o günahını bitirebilir. Allah kabul ederse. Ve min kelami İbnül Farid. Şair Veli İbnül Farid'in kelamındandır. Men zellezî mâ sâ'e kattu. Kimdir hiçbir zaman günah işlememiş? وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَى فَقَدْ Kim ki sana ona hüsna var. Yani الْخَسْلَةُ الْحُسْنَى Hüsna hasletin sıfatıdır. Kim ki sana ona hasleti hüsna var. Hiçbir zaman hasleti seyyiye yoktur. Kimdir? Yani hiç günah işlemeyen kimse yok. Hiç kimseye sadece hüsna yoktur. Her insanın seyyiatları da var, hasenatları var. Ama iyi insanların hasenatları çok, seyyiatları çok az olur. Hasenatlar çoğaldıkça, seyyiatlar azaldıkça insan Allah'a daha yakın olur. Dereceleri farklı. Ama hiçbir kimse günahtan hali değil. Hiç kimseye sade hüsna yok. Men zellezî mâ sâ'e kattu ve men lehul hüsna fakat. Öyle dedi fe ecâbehul hâtifu bi kavli. Hatif gaibden gelen ses. Gaibden gelen ses ona şöyle böyle bir kavliyle cevap veriyor.
O men zellezi ma sa'akattu ve men lehu'l husna fakat o Muhammedul Hadi. O Muhammedul Hadi. İnsanları hidayet eden Muhammed'dir. Ellezi aleyhi Cibril'u hebet. O Cibril onun üzerine ne oluyordu? Nazil oluyordu. O nedir? O ellezi ma sa'akattu. O lehu'l husna fakat. Kavluhu limen erade en yesi. اَلِلَّذِ اَرَادَ وُسُولَهُ لِرِضَاهُ وَمَحَبَّتِهِ لِمَنْ اَلِلَّذِ İşaret ettiği ki مَنْ مَوْسُولَهُ مَعْنَا اَلَّذِ اَرَادَ اَنْ يَسْلَ اَرَادَ وُسُولَهُ اَنْ يَسْلَ مَسَلْ تَوْلِيدَدِرْ O yeslen mutallik eden mahzuf لِرِضَاهُ وَمَحَبَّتِهِ O kimse ki Allah-u Zülcelal onun rızasına, mahabbetine vusulunu ne ediyor? İrade ediyor, istiyor. Oldu mu olmadı? Fe'en vel fi'lu en fi'la beraber fi te'vili meselin. Mesel tevilindedir. Mef'ulu erade. Erade'nin mef'uludur. Fe'en vel fi'lu fi te'vili meselin mef'ulu erade. Erade'nin neyidir? Mef'uludur. Mef'uludur. Vel caru vel mecruru وَالْجَارُ وَالْمَجْرُرُ Car, mecrur, مُتَعَلِّقٌ بِمُوَفَّقٌ لِمَنْ Oradaki car, mecrur, muvaffak, buna mutalıktır. اَنْ يَسْلَ فِي تَعُولِ مَسْلِ مَفْعُلُ اَرَادَ اَرَادَنْ مَفْعُلُدُرُ وَدَمِرُ اَرَادَ aidun عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى Biz öyle yaptık. وَدَمِرُ يَسِيلُ وَسَلَ يَسِلُ يَوْسِلُ يَوْعِلُ gibi aidun عَلَى مَنْ فَالْمَعْنَى اِنَّ اللّٰهَ مُوَفِّقٌ لِلشَّخْسِ الَّذِي اَرَادَ اللّٰهُ Bak eradan faali Allah geldi. اِنَّ اللّٰهَ مُوَفِّقٌ لِلشَّخْسِ الَّذِي Bu لِلشَّخْسِ الَّذِي limenden çıktı. اَرَادَ اللّٰهُ اللّٰهُ eradan faalinden çıktı. اَنْ يَسْرَ لِرِدَاهُ Ku ulaşsın لِرِدَاهُ Allah'ın rıdası anhu ondan. وَمَحَبَّتِهِ Allah'ın mahabbeti lehu ona. Oldu. وَخَاذِلٌ لِمَنْ اَرَادَ بُعْدَهُ Burada dur. Oldu. Nefa'ukumullahu nef'an mubina.